Efendim bakış programına hoş geldiniz. Bugün tasarrufu konuşacağız. Tasarruf deyince de tabii ki bireysel emeklilik sistemini konuşacağız. Hakeza 2022 Cumhurbaşkanı yıllık programında da uzun vadeli tasarrufların arttırılmasının tek yolunun bireysel emeklilik sistemine olduğuna atıfta bulunuyor. Şimdi sistem gelişiyor, emeklilik fonları büyüyor, katılımcı sayısı artıyor. Bunları konuşacağız ancak biz bir içinden sistemin, bireysel emeklilik sistemin içinden bir özel bir bölümü alıp bugünkü programda canlı yayında biraz daha onu detaylı anlatmak istiyoruz. O da 18 yaş altı bireysel emeklilik sistemi. Malum 18 yaş altının sisteme girmesine imkan tanıyan yasal düzenleme yapıldı. Üzerinden de yaklaşık bir 3 ay geçti. Ve çok da ciddi ilgi gördü. Biraz konuşmak istiyoruz. Biraz size 18 yaş altı, daha doğrusu ebeveynlere çocuklarının tasarrufu için ne yapacaklarını anlatmak istiyoruz bu programda canlı yayında. Bu ve benzeri sorularını ve tabii ki sizlerden de gelecek soruları konuğumuz Anadolu Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Sayın Yılmaz Ertürk'e soracağız. Dediğimiz gibi programlarımız interaktif. Canlı yayında sorularınız, BES üzerindeki sorularınızı sorabilirsiniz. Sosyal medya adreslerimizi de arkadaşlar verecekler. Merak ettiklerinizi bu programda hepsine cevap veremesek bile önümüzdeki programlarda peyderpey konuklarımıza bu soruları ileteceğiz. Peki nedir gelişme BES'te? 18 yaş altı neler getirdi? Bir küçük haberimiz var, onu izleyelim. Başlayalım efendim. Mayıs ayında 18 yaş altının BES'e girmesine imkan tanıyan düzenlemenin yapılmasıyla 5 ay gibi sürede 79 binden fazla genç sisteme katıldı. Mayıs ayına kadar aylık 6 milyonlarda seyreden katılımcı sayısı 18 yaş altına yönelik düzenlemeyle birlikte 7 milyon kişiye ulaştı. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin verilerine göre 18 yaş altında sisteme giren toplam 79 bin gencin 55 binden fazlası 10 yaş altı çocuklardan oluştu. 10 yaş altında en çok katılımcının olduğu yaş grubuysa 5.415 çocukla 2 yaş oldu. Bunu da 5.328 katılımcıyla 4 yaş grubu çocuklar takip etti. 3 yaş grubunda ise 5.297 çocuk sisteme giriş yaptı. Buna göre 2-3-4 yaş grubundaki çocuklar BES'te ağırlığı oluşturdu. Son verilere göre de gönüllü BES sisteminde katılımcı sayısı 7 milyon kişiye ulaştı. 45 yaş altı çalışanların işverenleri tarafından sisteme dahil edilmesine imkan tanıyan otomatik katılım sisteminde ise çalışan katılımcı sayısı 6 milyon 132 bin oldu. Böylece BES'te toplam katılımcı sayısı 13 milyonun üzerine çıktı. Fon toplamı, devlet katkısı da dahil 200 milyar lirayı geçti. Evet efendim, özeti bu. Şimdi biraz detaylandıracağız. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Sayın Ertürk bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Demek efendim, şereflendirdiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Şimdi haberi izledik ama yüzeysel bir haber ki bunu böyle planladık zaten. Biraz siz de detaylandıralım istedik. Ama önce bu 18 yaş altına gelmeden önce bize biraz BES'in bir portresini, resmini çizer misiniz? Yani ne kadar katılımcımız var sistemde, ne kadar fon büyüklüğüne ulaşıldı. Biraz böyle bir detaylandıralım. Ve sonra ona bir de şeyi de ekleyeceğim. O önemli bana kalırsa. Getirilerden de bahsedelim. Çünkü BES'te en önemli kriterlerden bir tanesi BES. Ama siz bir girizgah yapın, ben ekleyeceğim. Noyan Bey, bildiğiniz gibi bireysel emeklilik sistemimiz gönüllü bireysel emeklilik ve otomatik katılım sisteminin toplamından oluşuyor. Hı hı. Bu kapsamda sorunuzu 3 alt detayda yanıtlamaya gayret edeyim. Bir tanesi katılımcı sayısı açısından güncel durum nedir? İkincisi fon büyüklüğü açısından gidişat nasıl? Üçüncüsü de fonların getiri performansları. Hı hı. 22 Ekim itibariyle sektör verilerine baktığımızda katılımcı sayısı tarafında hem gönüllü bireysel emeklilikte hem de otomatik katılımda güzel bir gelişmenin olduğunu gözlemliyoruz. 22 Ekim itibariyle gönüllü bireysel emeklilikte katılımcı sayısı sene başına göre yaklaşık 103 bin kişi arttı. Öte taraftan otomatik katılım sistemindeki katılımcı sayısına baktığımızda burada da 700 binin üzerinde bir katılımcı sayısında artış olduğunu gözlemliyoruz. Topladığımız takdirde, hı hı, 800 binden fazla bu sene bireysel emekliliğe yeni katılımcı gelmiş, tamam, oldu. Burada bir keseyim lafınızı, çok özür dileyerek, kusura bakmayın. Şimdi otomatik katılımcı, bizler
Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Bunda bir beis yok ama otomatik katılımla izleyicilerimiz için bir anlatırsak, bir iki cümleyle hiç olmazsa ne olduğunu. Elbette. Gönüllü bireysel emeklilik üzerinde olduğu gibi katılımcının tamamıyla kendi iradesiyle dahil olduğu bir sistem. Otomatik katılımda ise bilindiği üzere bir işveren söz konusu, bir şirket söz konusu. Bunların katılımcıların sisteme dahil edilmesi anlamında kullandığımız bir kavram. Çok güzel. Öte taraftan hem otomatik katılımda hem de gönüllü bireysel emeklilikte olanlar olduğundan dolayı sektördeki katılımcı sayısını değerlendirirken belki tekil katılımcı sayısına bakmak daha doğru olabilir. 2020 yılının sonunda tekil katılımcı sayısı sektörümüzde 11.1 milyon kişi iken bu rakam 22 Ekim itibariyle 11.5 milyonu aştı. Bir başka ifadeyle yaklaşık %3.5'lik bir büyüme söz konusu oldu katılımcı sayısında. Elbette katılımcı sayısının artıyor olması bu alanda da kapsayıcılığın arttığına işaret ediyor. Sektörün sağlıklı bir gelişim gösterdiğinin göstergelerinden bir tanesi olarak da bu katılımcı sayısını değerlendirebiliriz. Yani şöyle mi diyoruz? Bugün 11.5 milyon vatandaşımız bireysel emeklilik sistemiyle tasarruf ediyor. Evet. Doğru bir cümle, evet, değil mi? Evet, evet. Tamam. 22 Ekim tarihi itibariyle. Tamam. Öte taraftan artışların arka plana da bakmak lazım. Gönüllü bireysel emeklilikte yaklaşık 103 bin kişi civarında bir artıştan bahsetmiştim. Evet. Buradaki artışın önemli bir kısmı 18 yaş altından geldi. Birazdan evet, onları da konuşacağız. Evet. Büyük bir kısmı buradan geldi. Otomatik katılımda ise 2021 yılı Türkiye ekonomisi olarak değerlendirdiğimizde 2020'ye kıyasla daha iyi bir performans gösteriyor. Ekonomideki toparlanma doğal olaraktan işveren bazlı katılımcı sayısında olumlu yönde etkilemiş oldu. Dolayısıyla gönüllü bireysel emeklilikte 18 yaş altının etkisini OKS'de yani otomatik katılım sisteminde ise ekonomideki genel gidişatı gerekçe olarak da rahatlıkla telaffuz edebiliriz. Tabii o Yılmaz Bey aslında otomatik katılım sistemi yani çalışanların işverenleri tarafından sisteme dahil edilen sistemde ekonomi büyüdükçe, istihdam arttıkça otomatik katılım sistemine giren çalışan sayısı da artıyor. Evet, aynen böyle. Değil mi? Şeyi o. Aslında istihdamın artıp artmamasının, ben biraz son zamanlarda öyle değerlendirmeye başladım. Siz de katılır mısınız bilmiyorum. İstihdamın artıp artmamasını tartışmak yerine otomatik katılım sistemindeki verilere baktığımızda İstihdam artıyor mu, artmıyor mu, orada çok net gözüküyor. Çok haklısın. Doğru mu? Çok haklısın çünkü büyüme her zaman istihdamda bir artışı getirmeyebilir. Evet. Hani istihdamdaki artışı getiren büyümeler olduğu gibi tersi de olabiliyor. Bu anlamda 2022-21 yılında büyüme aynı zamanda istihdam tarafında da olumlu bir etki yarattı. Bu da otomatik katılım sistemine gelen katılımcı sayısının artışı şeklinde tezahür etti. Peki fon, emeklilik fonları, BES'te biriken fonlar ne boyutta? Evet. 2021 yılında yine 22 Ekim itibariyle sektör rakamlarına baktığımızda fon büyüklüğünün ilk defa 200 milyar eşiğini aştığını görüyoruz. Hı hı. 2020 yılının sonunda fon büyüklüğü 170 milyar TL civarındaydı. Dolayısıyla yaklaşık 30 milyar TL civarında fon büyüklüğünde bir artış oldu. Fon büyüklüğünü değerlendirirken bunun elbette ne kadarının bireysel emeklilik fonlarındaki varlıkların değer artışından, hı hı, ne kadarının taze para girişinden kaynaklandığına bakmak lazım. Taze para girişinin devam ediyor olması elbette bir sağlık işaretidir. Bu anlamda 30 milyar TL'nin biraz üzerindeki artışın kırılımına baktığımızda bunun 11 kusur milyarının taze para girişinden kaynaklandığına, geri kalan kısmının ise bireysel emeklilik fonlarındaki varlıkların değer artışından kaynaklandığını gözlemliyoruz. Bu anlamda taze para girişinin 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında devam ediyor olması sistemimizin, bireysel emeklilik sistemimizin sağlıklı bir şekilde büyüdüğüne işaret ediyor. Efendim aslında Sayın Ertürk bankacı aynı zamanda. Biz böyle bir araya geldiğimizde genelde biraz rakamları, istatistiklerden bahsederiz. Size konuşmaya daldık ama güzel. Hiç olmazsa böyle verileri paylaşıyoruz. Getiriler. Çünkü bireysel emeklilik sisteminin en önemli kriteri getiri. Bir dönem hatırlıyoruz, şöyle diyorlardı ya, bir şey yok, getiri yok ortada. Yani sisteme niye girelim, sistemde niye kalalım deniyordu. Ama bakıyorum son 2-3 yıldır çok mutlusunuz getiriler konusunda. Biraz paylaşalım. Elbette.
Elbette birikim yaparken birikimleri iyi bir şekilde değerlendirmek de gerekiyor. Malum finansal piyasalar çok farklı faktörlerden etkileniyor. Bazen iktisadi faktörler ön plana çıkıyor, bazen siyasi faktörler ön plana çıkıyor, bazen teknik faktörler ön plana çıkıyor. Bazen yurt içi nedenlerle finansal piyasalarda oynakla tanıklık ediyoruz. Bazen de dış faktörlerden dolayı varlık fiyatlarında dalgalanmalar yaşanabiliyor. Bu anlamda bireysel emeklilik fonlarının getirileri bir ölçüde katılımcılığın piyasalardaki dalgalanmalar karşısında neler yaptığıyla da ilgili bir şey. Doğru zamanlarda doğru fonlara giriş yapabilenler, fonlarını doğru zamanda değiştirenler elbette enflasyon karşısında getirilerini koruyabiliyorlar. Sizin de ifade ettiğiniz gibi son yıllarda bireysel emeklilik fonlarının getirileri gerçekten enflasyonun üzerinde seyrediyor. Ancak bireysel emeklilik fonlarına kısa vadeli bakmamak lazım. Hani bir aylık, üç aylık ya da bir yıllık getirilerden ziyade üç yıllık, beş yıllık daha uzun vadeli üzerinde, olarak bakmak lazım. Zaten. Bir tasarruf aracı dediğiniz gibi emeklilik. Bu açıdan bakıldığı takdirde işte örneğin son beş yıla bakıldığında enflasyonun bir hayli fevkinde bireysel emeklilik fonlarının ortalamada kazanç sağladığını görüyoruz. Keza son üç yıla bakıldığında benzer durumu gözlemliyoruz. Ama süreyi kısalttığımız takdirde elbette tercihlerin de etkisiyle burada zaman zaman oynaklıklar olabiliyor. Kısaca şuna işaret etmek isterim. Bireysel emeklilik sistemine girdikten sonra mutlaka fonların performansını iyi bir seviyede tutabilmek için finansal piyasaları yakinen izlemek gerekiyor. Yakinen izlemek tabii ki tek başına yeterli değil. Bir takım değerlendirmeler yaptıktan sonra gerektiği zaman kompozisyonlarda değişikliğe gitmek de gerekiyor. Yani sadece takip edip herhangi bir aksiyon olmamak doğal olarak getirilerin beklenen seviyenin altında şey de arttı galiba, değil mi? Yıllık olabiliyor. Fon değiştirme süreleri de 6 evet. kereden 12 evet. kereye 12'ye evet. çıktı, değil mi? Evet. Yani böyle bir imkan da tabii. Noyan Bey ifade ettiğiniz gibi yakın geçmişte fon değiştirme sıklığı 6'dan 12'ye çıktı. Ancak şunu da mutlaka belirtmek lazım. 6 defa yıl içerisinde değiştiren kaç katılımcı vardı? Maalesef buradaki oranlar halen çok düşük. Halen katılımcıların büyük bir kısmı yılda bir kez bile değiştirmek konusunda tercihte bulunmuyor. Ya zaten üstad, 12 kere değiştirmek de çok fazla. Yani her ay bir değiştirmek anlamına geliyor. O da çok fazla ama herhalde senede bir müdahale etmek gerekiyor bu Elbette. Fonlara. Hani şöyle 2021 yılını hatırlayacak olursak finansal piyasalarda neler yaşandı? Döviz kurlarında önemli oynaklıklar gördük. Faiz oranlarında önemli oynaklıklar gördük. Keza hisse senedi piyasasında evet. ciddi dalgalanmalar vardı. Altın dahil emtia fiyatlarında yine yıl içerisinde önemli hareketler yaşandı. Hepimizin bildiği üzere bireysel emeklilik fonlarının içerisinde döviz veya döviz endeksli varlıklar var, hisse senetleri var, tahviller, bonolar var, euro tahviller var. Bu anlamda bu kadar büyük oynaklığın yaşandığı bir dönemde doğru zamanda fonlarınızı değiştirmediğiniz takdirde görece doğal olarak da daha düşük getire razı olmuş oluyorsunuz. Bu anlamda ya finansal piyasaları yakinen takip edip aksiyon alması gerekiyor katılımcıların veya danışmanlık hizmeti alması gerekiyor veya bu işi otomatik olarak yapan sistemler de geliştirildi. Biliyorsunuz robolar. Evet, bunlardan bir tanesi de bizim ürünlerimizden evet. Fonmatik Robo. Burada bildiğiniz üzere katılımcının bir risk iştahı anlamında değerlendirmesini yapıyoruz. Daha sonra katılımcı fonlarının değişme konusundaki yetkiyi beraber çalıştığımız iş portföye devrediyor. Ondan sonra artık bir daha bakmasına gerek kalmıyor. Bu açıdan ya yakinen takip edip aksiyon almamız gerekiyor ya danışmanlık hizmeti alıp aksiyon almamız gerekiyor ya da dediğim gibi yönetimi robotlara devretmek gerekiyor. Özünde bir aksiyon almak gerekiyor. Kesinlikle. Ama kesinlikle. Neler nasıl değişiyor değil mi Yılmaz Bey? Yani artık yani fonların tercihini robotlar belirliyor. Nasıl bir çağa doğru gidiyoruz. Evet. Açıkçası dünyadaki trendlere bakıldığında burada çok radikal bir değişim var. Yapılan bir takım araştırmalara göre 2024 yılında robotlar tarafından yönetilecek olan fonların büyüklüğü 3 trilyon dolara aşacak. Şu an sermaye piyasalarında nispeten geliştiği ülkelerde, çoğu batımızda, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bir kısım Asya ülkelerinde robotların yönettiği fonlar hızlı bir şekilde büyüyor. Dünyadaki trendlere bakıldığı takdirde de ülkemizde de muhtemelen yakın gelecekte veya orta vadede robotlar tarafından yönetilecek olan fonlar giderek önemli hacimlere ulaşacak görünüyor. Bunu ayrı bir program
anlamda aslında sırf bir program olarak elbette, bu robotları elbette. Fonların yani elbette. Robotların fonları yönetmesini hatta biraz da görsel olarak da paylaşmak isterim. Evet, memnuniyetle. Gelelim şu 18 yaş altına. Düzenleme yapıldı. Ben de size hayırlı olsun diyeyim bu arada. 18 yaş altı ve bayağı da dikkat ettiğim kadarıyla bir itici güç oldu. Evet. Bir ivme yakaladınız bununla birlikte. Biraz bahseder misiniz? Yani şu 18 yaş altı geniş bir yelpaze. En çok kaç, ben biliyorum yeni doğanlar bile var içinde. Evet. Nedir biraz bahsedin. Açıkçası sektörümüzün heyecanla beklediği bir düzenlemeydi bu. 18 yaş altının sisteme dahil edilmesi. Az önce ifade ettim, 22 Ekim itibariyle katılımcı sayısı bu kadar hızlı gelişmeye rağmen halen 11,5 milyon kişi civarında. Öte taraftan 18 yaş altı nüfusun ülkemizin toplam nüfusundaki paylarına bakıldığında burada 23 milyon civarında bir kitle var. Bu 23 milyon kişi de kabaca toplam nüfusumuzun %27'sini temsil ediyor. Öte taraftan tasarruf alışkanlıklarına ne kadar erken başlanırsa veya birikimlere ne kadar erken başlanırsa doğal olarak da zaman içerisinde güzel rakamlara ulaşılıyor. Şimdi bir taraftan 11,5 milyon civarında katılımcı var. Bir taraftan da 23 milyon civarında 18 yaş altında bir nüfusumuz var. Şu andaki katılımcı sayısından çok daha büyük bir kitleye hitap edebilme imkanı ortaya çıkmış oldu. Bu açıdan düzenlemenin hayata geçmiş olması bireysel emekliliğin hızlı bir şekilde büyümesine, sağlıklı bir şekilde büyümesine ve ülkemizin tasarruf açığının kapatılmasına veya azaltılmasına çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Nitekim uygulamaya geçtikten sonraki rakamlara bakıldığında da burada güzel bir heyecanın, güzel bir ivmenin olduğuna da tanıklık ediyoruz. Yine 22 Ekim itibariyle bakıldığında katılımcı sayısı 93 bine geldi. Fon büyüklüğü de 105 milyon TL'yi geçti. Uygulamanın başladığı tarihten günümüze geçen zamanın kısalığı dikkate alındığında burada çok iyi bir momentumun yakalandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki kimler katılıyor? Hangi rakamlarla katılıyorlar? Hangi yaş grupları daha fazla ön plana çıkıyor sorusuna geldiğimizde öncelikle 0 ile 7 yaş grubu ciddi bir paya sahip. %53 ile en yüksek pay 0-7 yaş grubunda. Yani 93 binin %53'i 0 yaş arası. 0 ile 7 yaş grubunda. Peki 0 ile 7 yaş grubu arasında hangi yaş daha fazla ön plana çıkmış? Yaklaşık 6500 kişi 2 yaş grubu. Dolayısıyla çok küçük yaşlarda çocukları adına birikim yapmak anlamında ebeveynlerin güzel bir aksiyon aldıklarına tanıklık ediyoruz. Katkı payı olarak kaç para yatırıyorlar gerçekten şimdi? Bu şey gibi oldu hani kaç paradır bu şey? Ne kadar yatırıyorlar şimdi, ortalama? Hani bir ortalama rakam vermek yerine belki hani sektörümüzdeki şirketlerin minimum rakamlarından bahsetmek daha iyi olabilir. Çünkü bazen yine bir ya da birkaç katılımcının çok büyük bir rakamından dolayı ortalama hani sağlıklı bir netice veremeyebilir. Sektörümüzdeki şirketlerin büyük bir kısmı minimum katılım tutarı olarak, katkı payı olarak da 150 TL'yi belirledi. Aylık bazda. 150 TL'nin çok az altında minimum rakam belirleyen şirketlerimiz de oldu. Keza 150 TL'nin çok az üzerinde aylık minimum katkı payı belirleyen şirketlerimiz de oldu. Dolayısıyla genel olarak aylık 150 TL rakamını telaffuz etmek sanırım yanıltıcı olmayacaktır. Öte taraftan yaş grupları itibariyle hangi yaşta daha fazla katkı payı var sorusuna da 16 yaş grubunu söyleyebiliriz. 16 yaş grubunda ki bunlar eğitim hayatının içerisinde olanlar oradaki ortalama katkı tutarının genel ortalamanın fevkinde olduğunu gözlemliyoruz. Yılmaz Bey, %25 devlet katkısı var değil mi burada? Evet, %25 devlet katkısı burada da var. Bu anlamda bir taraftan ebeveynler çocukları için birikim yapmış oluyorlar, tasarruf yapmış oluyorlar. Bir taraftan %25 devlet katkısından istifade ediyorlar. Yani ben 150 lira çocuğum için verdiğimde devlet de %25 katkısını yapıyor. Evet. Evet, ancak biliyorsunuz bu katkının da yıllık asgari ücretin 12 katını geçmeyecek şekilde bir matrah üzerinden hesaplanma metodolojisi var. Peki besteki şartlar bunlar için de mi geliyor? Yani 56 yaşında mı emekli olacak bu çocuklarımız, gençlerimiz? Şu andaki uygulama bu şekilde ama zaman içerisinde bu konuda bir takım yeni düzenlemelerin gelme ihtimali de elbette var. Daha erkene evet, çekiyor. Ama az önce de söylemiştim hani birikimlere ne kadar erken yaşlarda başlanırsa evet. Bu anlamda o kadar yol almış oluyorsunuz. Peki bir şey soracağım. Yani önce şunu sorayım sonra süremiz de daralıyor. Onu da daha önce yok muydu bu yani ben çocuğum için BES yaptıramıyor muydum? Şu andaki uygulamanın geçmişten farkı
şu andaki doğrudan 18 yaş altındaki çocukların adına artık poliçeler düzenliyor. Kendi çocuğum adına düzenleyebiliyorum artık. Evet, aynen öyle. Yani benim çocuğumun adı yazıyor yani. Bir de sadece ebeveynler değil, hani kanuni olaraktan vasi olanlar da poliçe düzenleyebiliyorlar. Diğer taraftan hani yakınları, arkadaşları vesaireleri de katkı payı anlamında destek verebiliyor. Ama poliçelerin çocuklar adına düzenlenmesi için ebeveynler veya kanun temsilcilerin mutlaka aksiyon alması gerekiyor. Çok güzel. Son bir dakika, bir buçuk dakika. Şu soruyu sorayım, bana o bir buçuk dakikada özetlerseniz sevinirim. Bu uygulama 18 yaş altının BES'e girmesi ve tasarrufa başlaması hem ekonomiye hem BES'e ne kazandıracak? Bildiğiniz üzere ülkemizin önemli sorunlarından bir tanesi tasarruf açığı. Tasarruf açığımız olduğu için ödemeler bilançomuz açık veriyor. Bunu da dış kaynaklarla, yani bir başka ifadeyle dış tasarruflarla kapatmaya gayret ediyoruz. Bireysel emeklilik sisteminin büyüyor olması dış kaynak kullanım ihtiyacımızı, gereksinimizi azaltacaktır. Dolayısıyla ülkenin büyümesi için gerekli duymuş olduğu finansman yurt içinden sağlanmış olacak. Bu anlamda bireysel emeklilik sisteminin büyümesi her şeyden önce ülkemizin bu tasarruf açığını kapatılması anlamında önemli katkılar sağlayacaktır. İkincisi, 18 yaş altının sisteme girmesi, tasarrufların daha hızlı büyümesi, dolayısıyla tasarruf açığının daha hızlı kapanmasına katkı sağlayacaktır. Hem katılımcıların hem de ülkemizin kazanacağı bir uygulama olaraktan 18 yaş altı bireysel emeklilik sistemini rahatlıkla değerlendirebiliriz. Yılmaz Artık, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Ama önümüzdeki haftalarda tekrar lütfedip gelirseniz. Elbette, memnuniyetle. Biraz daha gelişmeleri paylaşmış oluruz. Memnuniyetle. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Evet, Bakış programının sonuna geldik. Şimdi bu 18 yaş altı BES'i biz önümüzdeki programlarda biraz daha sizlere anlatacağız. Ve sizlerle ebeveynlerle 18 yaş altı BES'i tanıştıracağız. Hatta bir takım rakamsal verilerle şu kadar yatırılırsa, İşte şu zaman ne kadar birikime ulaşırsanız gibi bir takım parametrelerle de sizlerle paylaşacağız. Biz şimdilik biraz genel bir Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Bey'le genel bir giriş yapmış olduk. Efendim, Perşembe günü aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.